Abla tamam. Yedin bitirdin kendini. Bir kerecik yüzünü görseydim bari. Koklayabilseydim. Abla anlıyorum. Üzgünsün ama çocuğun ailesi de haklı sonuçta. Beni çocuğumu sevmekten alıkoyamazlar Beyaz. Böyle bir hakları yok. Tamam abla. Hadi gel sofraya otur da yemeğimizi yiyelim. Kadriye teyzeleri de yemek koy demiştim. Hazırladın mı? Hazırladım. Götürür şimdi onu da. Ben gidiyorum. Nereye? Dayıma. Bir şey mi oldu? Bilmiyorum. Gel konuşacağız dedi. Gidiyorum işte. Emir büyük yerden. Birbirinizi yiyemeyeceksiniz değil mi saçma sapan? Çetin bak o konu... Asiye tamam lütfen başlamayalım ya. Lütfen. Oğluşum hadi yürü. Kime diyorum ben? Can. Nasılsın oğlum? İyiyim. Kurban olurum sana. Hadi eve gidelim. Olmaz. Baban gelemez, işleri var. Gidelim. Benim işlerim var. Şimdi gideceğim ama sonra görüşeceğiz. Sonra görüşeceğiz. Hacer abla ne yaptın sen böyle ya? Orduyu doyuracak yemek yapmışsın. Halbuki tek asker benim. Nasıl kızım? Ya evde bir tek ben varım diyorum. Ha, sen yersin işte. Bunların hepsini ben mi yiyeceğim? Çiçek uyudu mu? Uyudu. Ya ayaktayken bakmaya doyamıyorum. Uyurken ayrı bir güzel oluyor. Herkesin çocuğu mu güzel bana mı öyle geliyor? Çok güzel maşallah, çok. Kapıyı açayım ben. Oo. Afiyet olsun. E tabii dert yok, tasa yok. Ne güzel sofrayı yiyin tabii. Ne oluyor be? İçeri girdin, dakika bir gol bir atar. Otur şöyle yemek ye. Yemeyeceğim ya. Hiç canım istemiyor, iştah mı kaldı? Ya abla her şeyi sen yapıyorsun. Hesap vermek bana düşüyor. Sıkıldım ya. Allah Allah. Ne oldu yine ya? Geç bakayım şöyle anlat. Sıkıldım yani. Vadesi dolmamış demek ki. Ne yapacaksın? Öldürmeyen Allah öldürmüyor işte. Öyle öyle. Hayırdır kız? Kazanları kurmuşsunuz. Ne kaynatıyorsunuz öyle? Neyse ne. Sana hesap mı vereceğiz? İnsan gibi bir şey sorduk. Ne çemkiriyor? Celal var ya Celal, adam ölmemiş, yaşıyormuş. Ya biz de çok şaşırdık. Morgdayken canlanmış diyorlar. Öldürmeyen Allah öldürmüyor işte. Nasıl yani? İyileşmiş mi? Kalkıp konuşmuş mu? Yok. Yoğun bakıma koymuşlar. Ecelle pençeleşiyormuş. İnşallah kurtulur da Ali mi canına kastetti yoksa başkası mı anlatır? İnşallah komşum. Belki Mali sahiden masum, gerçek caninin kim olduğunu söyler polise. Atarlar hapse artık kimse, gün yüzü göstermezler. Sen niye daldın kız? Mehmet mi geldi aklına? He kız, ne oldu? Buldunuz mu kardeşini? Bulmadık. Benim işim var. Kaçtım. Ya bitsin artık, dayanamıyorum gerçekten. Ya kızım baştan anlatsana şunu. Babam. Ne oldu kızdı mı? Yine başladı değil mi? Ne yapacaktı başka abla? Sen burada bambaşka bir hayat yaşıyorsun. Teneke çıkmasındaki bütün acıları ben çekiyorum. Herkesin acını benden çıkartıyormuş gibi sanki. Ay yine başladın yine ha. Açtın muslukları. Sendeki sular da hiç kesilmiyor yani. Tamam bir şey demedim. Ne oldu anlat. Ya ben her şeyi söyledim. Her şey senin yüzünden oldu dedim. O da sonra namuslu, iffetli falan diye girdi değil mi?
Anladım ben sonunu ya. Sanki biz bilmiyoruz. Abla yeter artık. Allah aşkına çık ortaya, bitsin her şey. Kızım nasıl çıkayım ya? Ay ben de bir anneyim artık değil mi? Ne yapayım? Hapse gireyim, çiçeği ortada mı bırakayım? Peki ne olacak? Bilmiyorum. Bir çaresini bulacağım. Uyanmış. Uyutayım dedim ama uyumadı. Ben de aldım getirdim anneye. Gel. Kime bakıyorsun sen? Teyzeye mi bakıyordun? Bak kim gelmiş. Sulugöz teyze. Gideceğim mi ona da? Git bir merhaba de. Teyzeciğim ben de Çiçek de. Ben bu güzelliğin teyzesi miyim şimdi? Tabii kızım. Anne yarısısın hatta. Abla bu çok güzel bir şey. Ay Mine, senin civatalar da iyice gevşemiş ha. Vallahi bizim mahalledeki tesisatçı Tahsin abiyi çağıracağım şimdi. Zzz yapan vardı ya. Muslukları diş bitmiş. Komple tesisatı dedeye değiştirmek lazım. Yapma böyle.